Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Alperen Öztürk. Bugün sizlerle birlikte oyuncu kulaklığı incelemesi yapacağız. Bu modelimizin adı Rampage'in Phantom X1 modeli. İlk olarak genel tasarım detaylarıyla başlayalım. Kulaklığın sağ ve sol tarafında RGB'li aydınlatmalar bulunuyor ama bu aydınlatmaların rengi değişmiyor, onu belirtelim. Hani kendi içinde değişiyor ama özelleştiremiyoruz hiçbir şekilde. Bunun dışında bir mikrofonumuz bulunuyor. Mikrofonun ucunda ışığımız var. Mikrofonun ucunda kırmızı bir led bulunuyor arkadaşlar. Bu ledi kablonun üzerinde bulunan kumanda ile açıp kapatabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Fakat yine belirtelim, bu renkler asla değişmiyor. Kendi içerisinde renkleri değişiyor fakat herhangi bir özelleştirme söz konusu değil. Kulaklığın üst tarafına baktığımızda genellikle oyuncu kulaklıklarında karşımıza çıkan ayarlamalı bir yapı bulunmuyor. Yani siz kafanıza taktığınızda, şöyle göstereyim, otomatik olarak sizin kulağınızı sarıyor ve ona göre herhangi bir ayarlama yapmadan kullanabiliyorsunuz. Bence bu diğer oyuncu kulaklıklarına göre daha avantajlı. Neden diye soracak olursanız, bazen insanların kafa yapısı çok farklılaşabiliyor. Hatta büyük, çok büyük gelebilir, çok küçük gelebilir. Fakat bu üst taraftaki bulunan yapı sayesinde gördüğünüz gibi otomatik olarak direkt esneyip gevşeyebiliyor. Kulaklıkların pedlerine baktığımızda ise çok yumuşak bir yapı bizleri karşılıyor ve kulağı tamamen sarıp sarmalıyor. Normalde kullandığım oyuncu kulaklıklarında bazen çok büyük gelebiliyordu, çok küçük gelebiliyordu. Fakat uzun süreli kullanımda yormayan bir ped yapısına sahip. İsterseniz Rampage Phantom X1 modelinin teknik özelliklerine geçelim. Rampage Phantom X1 modelinde sanal 7.1 ses desteği bulunuyor. Peki nedir bu sanal 7.1? Size kısaca özet geçmiş olayım. Normalde 7.1 kulaklıklarda 3 adet sürücü bulunuyor. Bu sürücüler sayesinde, her bir kulaklığı 3 adet bu arada. Bu 3 adet sürücüler sayesinde oyun sırasında 7.1 seste önünüzden, arkanızdan, sağ arkanızdan, sol önünüzden, her tarafınızdan sesi surround bir şekilde duyabiliyorsunuz. Fakat genellikle oyuncu kulaklıklarında sanal surround özelliği karşımıza çıkıyor. Yani sanal 7.1 desteği söz konusu. Bu özellik sayesinde diyelim oyun oynuyorsunuz ve sağ önünüzden birisi ateş ediyor veya sağ arkanızdan. Siz bu sesi tam arkanızda, sağ arkanızda olarak net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Rampage Phantom X1 modelinde aynı zamanda PS4 desteği de bulunuyor. Yani direkt tak çalıştır bir şekilde PlayStation 4'ünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Az önce bahsetmiştik ama bir de size bu kumandadan bahsedeyim. Kumandada 4 tane tuş bulunuyor. Bu tuşlardan bir tanesi mikrofonu açıp kapatmaya yarıyor. Bunun dışında artı ve eksi tuşlarını görüyoruz. Artı ve eksi tuşları sayesinde ses açıp kapatmak mümkün. Aynı zamanda burada bir de ampul işareti bulunuyor. Bu ampul işareti sayesinde hem kulaklıktaki hem de mikrofonun ucundaki ışıkları kapatmak mümkün. Diyelim ki gece geç saatlerde oyun oynuyorsunuz, video izliyorsunuz ya da kulaklığı kullanıyorsunuz. Fakat çevrenizde ışıktan rahatsız olacağını düşündüğünüz insanlar var. Tek tuşla gördüğünüz gibi rahatlıkla kulaklığın üstündeki ışıkları kapatabilirsiniz. Bir de şunu belirtelim arkadaşlar. Bu modelimizde 50 mm'lik sürücüler bulunuyor. Kalite açısından da şöyle bahsedeyim size. Ben Valorant oyuncusuyum. Hani çoğunlukla oyun oynayacaksam genellikle Valorant oynuyorum. Farklı modelleri de denedim. Bunu da uzun bir süre test etme şansım oldu. 7.1 sanal surround desteği gayet iyi bir şekilde, stabil bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bazı oyuncu kulaklıklarında kulaklık ve mikrofon farklı girişlere sahip oluyor. Fakat Rampage Phantom X1 modelinde USB ile tak çalıştır bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gelelim Rampage Phantom X1 modelinin yazılımına. Tak çalıştır bir yazılım değil. Taktığınız direkt otomatik olarak yüklenen bir yazılım yok. Fakat Rampage'in internet sitesinde bulabileceğiniz bir adet sürücü bulunuyor. Bu sürücüyü indirdiğiniz zaman direkt kurulumu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve farklı ses efektleri olsun veya 7.1'i farklı ayarlara değiştirme olsun, değişik senaryoları uygulayabiliyorsunuz kolaylıkla. Aynı zamanda bu yazılımda farklı profiller de bulunuyor. Diyelim siz profil 1'de farklı bir mod kullanıyorsunuz. Equalizer ayarı kullanıyorsunuz. Profil 1'e kendi profilinizi kaydediyorsunuz. Ona isim de veriyorsunuz. Sizden başka eğer bu ürünü kullanan varsa veya şöyle de olabilir. Siz diyelim oyun oynarken profil 1'i kullanıyorsunuz. Film izlerken profil 2'yi kullanıyorsunuz. O şekilde rahatlıkla farklı ayarları, farklı profilleri atayarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gelelim fiyatına. Rampage Phantom X1 modelinin ortalama olarak 320 TL'lik bir fiyatı var. Tabii farklı sitelere göre değişebilir bu fiyat. Piyasadaki diğer oyuncu kulaklıklarına göre biraz uygun bir fiyatın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bundan uygun modeller de var, bundan pahalı modeller de var. Tabii biraz da sizin kulaklık alırkenki kriterlerinize göre değişebilir. Çünkü biliyorsunuz RGB aydınlatma
kişiselleştirilemiyor, değiştirilemiyor. Onun dışında kulağı kapsayan bir yapısı var. Bazı oyuncu kulaklıklarında bunlar da değişebiliyor. Şimdi isterseniz Rampage Phantom X1 modelinin mikrofon testine geçelim. Merhaba arkadaşlar, şu anda beni Rampage Phantom X1 modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Yani bir oyun oynadığınızda karşınızdaki kişiyle iletişime girdiğinizde o kişi sizi bu şekilde duyacak. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Eğer bu model hakkında kafanıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca www.teknolojioku.com web sitemizde takip etmenizi öneririz. Orada da sizler için çok güzel haberlerimiz var. Daha fazla videodan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olun. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.